Şimdi kafandan bütün düşünceleri uzaklaştır. Sen bir beden değilsin sadece. Ruhunu da ortaya çıkarmalısın. Şimdi derin bir nefes al. Güzel. Şimdi ver. Şimdi görünen gerçeğin ötesine doğru bir yolculuk yapacağız. Nefes alıp vermeye devam et. Bedenindeki tüm fazlalıkları çıkarmalısın. Aa, soyunacak mıyım yani? Yok canım. O manada değil. Gel de şimdi buna doğu felsefesini anlat. Şimdi konsantre ol çocuğum. Ve benim yaptıklarımın aynısını yap. Peki yüce guru Şöker. Ay, bu oyuna bayıldım ben. Ay, Şöker bile çok şeker. Tamam, bugünlük bu kadar yeter çocuk. Yarın bedenimizden uzaklaşmayı deneyeceğiz. Peki yüce guru Şöker. Amaramu, amaramu. Ya kardeş bu bahtımız ne karamu. Şöker. Amaramu. Ay, bu işlere kafayı iyi taktım vallahi. Dünyevi zevklerden, oyuncaksı neşelerden uzakta. İçime doğru bir yolculuk benimkisi. Bütün çakralarım açıldı artık Kulina. Aman pek güzel. Geçmişte yaptığım tüm şeylerden, anlamsız hırslarımdan utanıyorum kardeş Kulina. Tek avuntum dünyada öğrendiğim doğu felsefesi. Ruhumu buldum bu sayede. Bravo, seni takdir ediyorum Şöker. Ruhunu böyle arındırman çok güzel. Bense dünyaya gitmekten kendimi hala alıkoyamıyorum. Yine müdür mü? Umarım bir gün sen de doğru yolu bulup bedenini ve ruhunu dünyevi zevklerden arındırırsın kardeş Kulina. Ay, arınma biraz beklesin canım. Daha gençliğimin baharındayım ayo. Bütün güzellikler seninle olsun Kulina. Bana yaptığın hiçbir şey etki edemez Kulina. Asıl ben sana hayatın oyununu oynayacağım. Şoker'in koyunu, sonra çıkar oyunu. Merhaba Şöker. Aptal Maluk, yine korkuttun beni. Ama hani şiddetten vazgeçmiştin sen. Affet beni çocuğum, elim kaydı. Bu yaptığım için kendimi 100 adet kırbaçla cezalandıracağım. Yok canım, daha neler. Hiç gerek yok bence. Şimdi gidip kendime ceza vermeliyim. Dudağıma kışındırdı be. Gel bakalım güzel şişe. Zamanında bunu sakladığım iyi oldu. Gidelim bakalım. Dünyada neler oluyor? Sayın guru, sayın yüce, sayın yüce guru. Efendim? Size bir şey soracaktım. Görmüyor musun? Meditasyondayım. Rahatsız edilmemem gerekir. Öyle değil mi? Özür dilerim sayın guru. Lütfen beni bağışlayın. Tamam. Çekilebilirsin. Kimse beni rahatsız etmesin. Peki yüce Şöker. Bu meditasyon numarası iyi oldu. Şimdi yokluğumu kimse fark etmeyecek. Gel bakalım şişecik. Galiba bu Şöker yine bir şeyler çekiyor. Böyle oyundan vazgeçer mi? Nasıl gidiyor? Oldukça iyi gidiyor. Bayağı karlı bir iş olacak bu. Yine de içimde garip bir his var. Sanki bu işle ilgili bazı sıkıntılar yaşayacağız. Eyvah! Nana ne hissettiyse kesin öyle olur abicim. Bence onu dinleyelim. Aslında size somut bir şey söyleyemem ama... Yok yok, hatırlasana. Bir keresinde yine böyle olmuştu. Haklı çıkmıştın.
Hay aksi ne yapsak? Bilmiyorum. Neyse bence gelsinler. Toplantımızı bir yapalım, duruma göre karar veririz. En doğrusu da bu galiba. Geciktiler ama ya. Ne yapalım? Buyurun, buyurun efendim. Ahlan ve sahlan ya seyidi. Maşallah, kıyız, kıyız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Asma, Ali. Ali. Ayva, ayva, halos. Efendim. Hanımefendi, bu anlaşmaya hasıl olabilmek için ta Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Kendileri çok yakın bir zamanda kocası Amir Bünyaminül Muhterem Beyefendi'yi kaybettikleri için acısı çok büyük. Başına sağ olsun efendim. Lütfen kendisine taziyelerimizi iletin. Ayva. Esma, they said... Hay aksi, acısını hatırlatmasaydık keşke. Ayva, ay, halas, fi mevta. Las, 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 las. Kuyuz, kuyuz. Ama ve lakin... Ama ve lakin... Biz iptida, first of all, işimize bakalım. Kendileri konuşmayıp sükut edilecekler. Malumunuz vahçıyla namahrem oldukları için... çarşaflarını da çıkarmayacaklar. Onun yerine, onun için ben konuşacağım, herkes susacak. Tabii canım, bizim için bir sorun yok. Kendisini nasıl rahat hissediyorsa öyle olsun. Halas, halas. Esma, halas. Halas. Yapma. Efendim, merhumun ardından kendisine muazzam bir servet kaldı. Malumunuz vecine, Türkiye'de inşaat sektöründe bazı yatırımlar yapmak istiyor. Bunu da sizin şirketinizle yapmak istiyor. Burgu İnşaat'la. Siz de dosyaları incelediniz sanıyorum. Evet, her şey güzel görünüyor. Cemil, quiz, quiz. O halde iş imzaya kaldı. Verin el ruh. Yalla, yalla. Hacı viş viş. Yalla, imza, imza. Yalla, imza. Şu müdürün söylediğine bak canım. Tuttur da hayatımıza beraber bir yol çizelim diye. Hiç hoş değil. Tamam. Çok çekici, çok güzel bir kadınım. Ah, benden vazgeçemiyor. Ama düşün, aynı dünyaların insanları bile değiliz. Ben bir periyim ayol. Aa. Aman çok komik. Sayın Kuline Şoker bir şeyler çeviriyor yine. Aa, meditasyonda değil mi o ayol? Evet, ama kütüphaneye geri döndüğümde küçük bir şişeden bir şeyler içip yok oldu. Of. Her seferinde seni kandırmayı nasıl başarıyor ama? Sus bakayım sen. Ay, hemen dünyaya gitmeliyim. Eşoker, alacağın olsun. Ayol, ben aşk kadınıyım. Bu işlerle uğraşmaktan yıprandım, yoruldum. Oh. Yok yok, taş gibisin yine de. Terbiyesiz. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. I love you. Yallah, yallah. Yallah tazik. Do you love me? Yes, I do. I love you, I love you. İmza, imza. Do you love me? Yes, I do. Çok tuhaf. Bana birini hatırlattınız. Yok, yok. Anlamadı ben sizi. Ne dedi siz? Münasebetsizlik etmeyin canım. İşin tuhafı sizi de birine benzetiyorum. İnsan insana benzer. Pek normaldir efendim. Yok yok, çok benziyorsunuz. Hık demiş burundan düşmüş gibisiniz. İşimize bakalım. Yani niyetiniz yoksa kalsın. Yok yok, ben hanımefendinin yüzünü çok merak ediyorum. Olur mu öyle şey canım? Bırak. Tövbe estağfurullah. Yoksaza. Dikkat etsene be sakar şey. Simge. Aptal. Şoker. Demek meditasyona, ruha. Hemen benimle geliyorsun. Ama Kulina. Yürü Şoker. Konuşma, yürü. Ay. Ali ve Derci. Bu da kim? Ha, onun kim olduğunu bilmem ama bu bal gibi Simge. Yine hastaneden mi kaçtın sen? Bana yaptıklarınızı ödeteceğim size. Mutlu olmanıza asla izin vermeyeceğim. Göreceksiniz siz. Hemen hastaneye aramak zorundayım Simge. Hayır. Simge, tedavin tamamlanmazsa iyileşemezsin. Ben çok iyiyim. Asıl sen kendine bak. Hep iyilik meleği pozlarındaydın ama her şeyimi çaldın. Simgeciğim, hislerini anlıyorum. Fakat böyle davranma. Çünkü sen eski eşine döndün. Hakan da benimle evlendi.
Ben eski eşime Hakan'ı kıskandırmak için, evliliğimizi hızlandırmak için geri döndüm. Ama oyunun bu kez beni tamamen kaybetmene sebep oldu. Bunu kabul et artık. Hayır, hayır, buna izin vermeyeceğim. Hayır, hayır. Seni öldüreceğim. Dur. Bana. Hayır. Bırak onu. Hayır. 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 Of, nasıl bir rüyaydı Allah'ım. Bütün gece bir nana bir simgeyle uğraştım. Ne tuhaf bir rüyaydı. Nana ile evli olmak. Ben böyle şey görmedim. Bu sefer gerçekten hiç suçum yok. Ne yaptığımı bile bilmiyorum. Bu yüzden ceza verilir miyiz sana? Ah, nasıl gidiyor Şoker? Kulina. Bir rüya yüzünden ceza verilir mi canım? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Her şeyi sen planlamışsın. Sonra rüyadaki kötülükten bile ben sorumlu oluyorum. Eğer gerçekten bunlar yaşansaydı, sen nasılsa bir oyun oynamaya çalışacaktın. Bu kez de oyunu ben kurdum. Ne var bunda? Ama haksızlık bu. Hadi hadi, söylenmedi, işine bak. Ha, bu arada doğu felsefesiyle aran nasıl Şoker? Doğu felsefesi mi? Saçma sapan bir şey. Çok sıkıcı. Neden sordun? Hiç. Ay, hoşça kal Şoker. Ay, hoşça kal Şoker. Ay. Ne yapıyorsun burada bacaksız? Anılarımı yazmaya karar verdim. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Gelmez tabii. Nedenmiş o? Çünkü çok sıkıcı ve çok tek düze bir yaşantım vardı ondan. Oysa ben anılarımı yazsam 80 günde devre alem kadar satar, inan bana. Ama sen sürekli dünyaya gidip gelebiliyorsun. Orası çok renkli, harika bir yer. Oysa burada her şey aynı. Bak, sana bir akıl vereyim Gordon. Sen benim anılarımı yaz. İnan bana, en çok okunanlar listesinde ilk 3'e girersin. Aa, işte bu harika bir fikir. Hadi Şoker, bana en ilginç anını anlat. Of, hepsi birbirinden ilginç. Biliyorum. Hangisini anlatsam acaba? Aklıma geldi. Bundan yıllar yıllar önce ben daha dünyada bir oyuncakken. Demek o kadar eski bir anını anlatacaksın ha Şoker. Bak şimdi çok heyecanlandım. Of, sözümü kesme Gorfo. Zaten geçmiş zamanı hatırlamaya çalışıyorum. Tamam. Biliyorsun, dünyadaki sahibim son derece güçlü ve karizmatik biriydi. Tabii bana da son derece düşkün. Bir gün kendisini İngiltere kraliçesi ziyarete geldi. Gerçekten mi? Kadıncağız beni onun odasında görünce karizmama dayanamadı tabii. Ve sahibimden kibarca beni istedi. Gerçekten. Sahibim buna şiddetle karşı çıktı. Vay canına. Zavallı kadın o kadar üzüldü ki ziyaretini yarıda kesti ve geri döndü. İnanamıyorum. Bu iki ülke arasında öyle büyük bir krize neden oldu ki az daha savaş çıkıyordu Gorfa, inanabiliyor musun? Şoker, sen oyuncakken de inanılmaz ve dayanılmaz biriymişsin. Ne sandın? Akıllı mı? Tabii ki öyleyim. Harika. Merhaba. Piero, bana bir anını anlatır mısın? Bu da nereden çıktı şimdi? Oyuncaklar ülkesindeki herkesten bir anısını anlatmasını istiyorum. Sonra bunu kitap haline getireceğim. Oyuncaklar ülkesine geldiğim ilk günü benim için en önemli gündü. Vay canına. Kulina o gün bana şöyle demişti. Oyuncak olarak dünyada geçirdiğin 25 yıl boyunca yüzün hiç gülmedi. Gözünde hep bu damla, yüzünde hep hüzün oldu. Ama artık İstediğin kadar gülebilirsin. İşte o anda dünyalar benim oldu. Ay çok güzel. Sonra gülmeye başladım. Bu benim ilk gülüşüm. O yüzden o anı hiç unutmayacağım Gorfo. Bu çok tutacak bir anı. Bakıyorum da çeyiz olayına girmişsin. Asimge, vallahi ödümü patlattın ya. Öyle dalmışım ki. Fazla dalma, boğulursun. Kızım, sen bu evlilik işini biraz abartmadın mı? Ne yapayım Simge, iş ciddiye bindi vallahi.
Evdekiler bir yandan, ben bir yandan yetiştirmeye çalışıyoruz işte. Güzel de buradaki işler ne olacak? Maşallah, Üsküdar Kız Meslek Lisesi'ne çevirmişsin burayı. Hem Merveciğim, siz bu evliliğin tarihini falan konuştunuz mu? Ay ben bahara yapalım diyorum. Çok romantik olur. Şöyle Nisan ayında falan. Çiçekler, böcekler, yedi renkli kelebekler. Arada kaldım ama yani. Bu arada Volkan nerede kaldı ya? Yapılacak yığınla iş var. Saat kaç oldu beyefendi, hala ortada yok. Simge yuvayı diş kuş yapar diyorlar ya. Vallahi doğru. Bu erkek milleti çok beceriksiz oluyor. Ne demezsin? Banyo takımı almaya gidecektik, bak hala ortada yok. Ben gidip bakarım şimdi ona. Ay, hepsi çok güzel ya. Ay şunlara bak Simge ya. Allah Volkan'a kolaylık versin. Abicim ya. Merve bu evlilik meselesini çok feci kafaya takmış durumda. Ne yapacağım ya? E bana evlen evlen diyordun. Baksana sen de dünya evine giriyorsun. Ya dalga geçme Hakan ya. Ayı Cabbar'ın korkusundan şu aldığım şeylere baksana. Sana rüyamı anlatmıştım ya. Hani pek mutluydunuz. Merve'nin böyle karnı burnundaydı. Sen de onun etrafında karıcığım karıcığım deyip dönüp dolaşıyordun. Senin bir tarafın açık kalmış anlaşılan. Ya işte Hakan'cığım, bunlar da havlu takımı. Bak kenarları böyle oyalı falan. Ay canım benim. Ay tam istediğim havlulardan almışsın ya aşkım. Aa burada ne var? Bornoz. Harikasın. Bunu ben eve götüreyim de annem kenarlarını işlesin. Bornozun mu? Tabii bornozun. Sen şimdi damatsın, azıcık şatafatlı olması lazım. Anneme söyleyeyim de kenarlarını gösterişli yapsın. Bak canım, yarın mobilyaya bakmaya gideceğiz. Unutma tamam mı? Hiç unutur muyum canım? Aşık oldum dınanım dınanım. Gözlerine dınanım dınanım. Yorgun rüzgar esiyor geçiyor. Renkler susmuş. Yok yok abicim, bu böyle olmayacak. Ben bir süreliğine yurt dışına çıkacağım. Merve beni unutana kadar orada kalırım, olur biter. Ya Ayı Cabbar'la peşine düşerlerse kardeşim? Düşerler mi dersin? Vallahi Merve bu. Namusunu temizlemek için her şeyi yapar. Yapar değil mi? Bence yapar. E ama koskocaman dünyada beni nasıl bulacak canım? Papua Yeni Gine'ye giderim. Kamboçya'ya falan. Yine de bulur mu dersin? Bence bulur. Şoker o elindeki ne? Çeyiz. O da ne? Dünyadaki kızlar evlenirken çeyiz bozcası hazırlıyorlar. Sen anlamazsın. Ne yapacaksın ona? Simge'nin ofisine girmek için öyle oyunlara başvuruyorum ki şaşar kalırsın. Bu da onlardan biri. Ama sen bu çizgi film aklınla bunları anlayamazsın. Boşuna kafayı takma. Bu da iyice ukala oldu canım. Niye anlamayayım? Kızlar çeyiz denen şeyle evleniyormuş işte. Kızlar! Aa, Şakir teyze! Çıstaka çıstaka da çıstaka çıstaka da çıstaka çıstaka da çıstaka. Ay ne var bunda? Ay Simge şuna baksana ne kadar güzel. Evet. Ne kadar bu Şakire teyze? Aman hanım kızım sen parasını düşünme. Yeter ki ben yaparız bir şeyler. Ay Simge inşallah nazar değmez. Baksana her şey ne kadar yolunda gidiyor. Ay çeyizim bile ayağıma geliyor ya. Vallahi gelin atabilmiş ya, nasip demiş. Bak ben kaç seferdir evlenemiyorum. Tahtalara vur Merveciğim. Hay maşallah. Aman bunlar ne ki? Bizim köyde kızlar bir nakış işliyorlar var ya, görseniz böyle ağzınız açık kalır. Hele ben bir daha gelirken getireyim böyle kanaviçeler, danteller. Oo! Hanım kız kim acaba? Makbule Hanım'dan bahsetmiştim ya sana Şakire teyze. İşte onun akrabası Fatma. O zaman sen nananın da akrabası oluyorsun öyle mi? Allah Allah, bir nanadır gidiyor. Ben tanımıyorum nana bana ya. Öyle mi? Hay Allah. Çok tuhaf. Bence de. Simge kızım. Sen alıp bu kızcağızı eve götürsene. Buralarda sefil olmasın. Hem Makbule teyzesini görsün. Nana'yı bir görsün bakalım. Evet, belki de görünce tanırsın. Götüreceğim tabii. Hele bir Nana'yla yüzleşsinler bakalım. Hadi bana müsaade. Çok
Çok sağ ol Şakire teyze. Vallahi senin aklını nasıl ödeyeceğiz? Şakire teyzen sana kurban olsun. Benim dünya güzelim. Bu köyden gelen kız sanırım çok işimize yarayacak. Nanacık, oyunun ortaya çıkmasına çok az kaldı. Şimdi Kulina'nın ona yardım etmesini engellemeli. Mutlaka okulda müdürle beraberdir. Arkadaşım diye bu, ne sıkıcı, ne yaptı abi oyun bu? Arkadaşım baya çok, arkasını hey! Dönse. Arkadaşlar, arkadaşlar! Bu oynadığınız oyun çok sıkıcı. İsterseniz size çok eğlenceli bir oyun öğretebilirim. İsteriz. Ben bu oyundan çok sıkıldım zaten. Güzel. O halde şimdi beni iyi dinleyin. Hepiniz şöyle yan yana bir sıralanın bakalım. Ay, arkadaşlar, oyun mu oynuyorsunuz? Şüker, ben de oynayabilir miyim? Lütfen, ben de oynayayım. Bu senin oynayabileceğin bir oyun değil Gorfo. Ama istersen hakemlik yapabilirsin. Hakemlik mi? Evet. Şimdi şurada dur. Ve iyi izle. Hadi Şoker, oyunu anlat. Çok basit bir oyun bu arkadaşlar. Adı kim en uzağa tükürebilir? Tükürmek mi? Böyle saçma oyun mu olur canım? Durun. Hemen ön yargılı yaklaşmayın canım. Çok eğleneceğiz. Tamam, dinliyoruz. Hadi. Şimdi hepimiz sırayla ileriye doğru tüküreceğiz. Kim en uzağa tükürürse o oyunu kazanacak. Anlaştık mı? Tamam. Eğlenceli bir oyuna benziyor. Bence çok saçma. İyi, sen oynama o zaman. Evet. Hadi başlayalım. Gorfo, sen de kimin en uzağa tükürdüğüne iyice bak. Anlaştık. Bu çok eğlenceli bir oyun. İsterseniz ilk önce ben başlayayım. Tamam. Biz de nasıl tüküreceğimizi görmüş oluruz. Evet. Tamam. Çizgi. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Savunun. Ne yapıyorsun sen Şoker? Aklını mı kaçırdın sen? Kulina, biz oyun oynuyorduk. Ne saçma bir oyun bu canım ha? Hiç yakışıyor mu size? Yaratıcılığınızı geliştirecek, doğru dürüst oynanacak bir oyun bulamadınız mı? Olamaz. Daha avokadolu kremlerimi yeni sürmüştüm. Pardon. Pardon mu? Öğretmenim matematik ödevime aferin verdi. Defterime de bir yıldız yaptı. Sanki çok önemli. Yıldız değil bir şey değil. Tebrik ettiğin için teşekkürler. Emre, peki sen müdürün nerede ödevi yaptın mı? Ben onu unuttum. Unuturdun tabii. Bütün gece bilgisayarın başından hiç kalkmadın ki. Of Emre, yine zayıf olacaksın. Of. Ne olacak bu çocuğun hali? Doğrusu çok merak ediyorum. Ben de. Demek ödevini yapmadın ha? Evet, unuttum. Ne yapayım? Aman boş ver. Bir bahane uydurursun, olur biter. Olur mu öyle şey? Bak. Bizim zamanımızda elektrikler kesildi. O yüzden yapamadık derdik. İyi de şimdi elektrikler kesilmiyor ki. O zaman sen de başka bahane bulursun. Ama yalan söylediğim ortaya çıkarsa babam çok feci kızar. Bir kerecikten bir şey olmaz. Bak, yoksa zayıf alacaksın. Bilmem ki. Babanın nereden haberi olacak? Şöyle ustaca bir yalan bulursun. Bu durumdan da kurtulursun. Yalanım ne ortaya çıkarsa o zaman daha kötü duruma düşerim. Aman canım, çıkmaz. Eğer akıllıca bir yalan bulursan hiçbir şey olmaz.
Bence yalan söyleyecek mi ha? Güzel kız. Hiç şüphen olmasın. Yok zaten. Adım efendim. Yine hiçbir şey yiyip içmediniz. Ay bugünlerde hiç iştahım yok. Aman efendim. Ne zaman oldu ki zaten? Bakın o zaman. Size daha önce sözünü etmiş olduğum o yeni açılan Çin lokantasına mutlaka gideceğiz. Hay hay efendim, hay hay. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere hanımefendiciğim. Güle güle, güle güle. Görüşmek üzere. Kaytarma, kaytarma. İşini doğru yap. Yerler sakın sabunlu kalmasın, çocuklar kayıp düşmesin. Çocuklar, ne yapıyorsunuz siz burada? Dersiniz yok mu sizin bakayım? Ne var evladım? Niçin gülüyorsunuz? Çocuklar, bakın sinirimi bozmaya başladınız ama. Hadi bakayım sınıflarınıza, hadi hadi, hadi! Bu okuldaki temizlik görevlilerine iş yapmayı bir türlü öğretemedim. Her işi baştan sağma yapıyorlar anneciğim. Her taraf toz içinde canım. Gel bakalım Emreciğim, ne oldu? Şey, öğretmenim. Efendim Emreciğim. Ben sizin verdiğiniz araştırma ödevini yapamadım da. Emre, bak bu tembelliğin yüzünden bu sene sınıfta kalacaksın ona göre. Ama öğretmenim ben tembellik yapmadım ki. Tembellik yapmadıysan ödevin nerede? Öğretmenim. Dün gece Makbuş çok hastalandı da onu hastaneye kaldırdık. Durumu çok ciddiymiş. Belki ameliyat olacak. Vah vah. Çok geçmiş olsun evladım, çok üzüldüm. Sen ödevi filan dert etmiş şimdi. Hay Allah, benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok öğretmenim, babam falan yanında. Öğretmenim, matematik görüşmesi için forma almaya gelmiştim. Emreciğim, tekrar geçmiş olsun evladım. Ne olmuş öğretmenim? Senin haberin yok mu? Dün gece Makbule Hanım'ı hastaneye kaldırmışlar. Makbuş'u mu? Şimdi de hastanedeymiş. Belki ameliyata alacaklarmış, öyle mi? Nesi var acaba? Makbuş çok iyi öğretmenim, hasta falan değil. Daha bu sabah bize kahvaltı hazırladı, okula da uğurladı bize. Eyvah, mahvoldum. Ne oldu? Çok kötü oldu. Kötü olan ne? Müdürü ödev konusunda çok kötü bir yalan söyledim. Uf, hep şu temizlik görevlisi yüzünden. Ne? Akşam Makbuş çok hastalandı. Onu hastaneye kaldırdık. Ödevimi yapamadım dedi. Bu köyden gelen kız nananın yalanını ortaya çıkaracak. İşte barik ol. Parmağımı bile oynatmama gerek yok. Şimdi Kulina'yı oyaladın mı? Bu iş tamam. Evet. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Neler oluyor bana? Şimdiye kadar çoktan bulmalıydım. Dünya ile oyuncaklar ülkesi arasında metin dokumaktan yaratıcılığımı kaybettim herhalde. Sevgili oyuncaklar! Sevgili oyuncaklar! Duyduk duymadık demeyin! Toplanın! Sevgili oyuncaklar, toplanın! Bir dakika, bir dakika, yol verin, yol verin! Duyduk duymadık demeyin! Oyuncaklar ülkesi boşaltılıyor. Hepimiz dünyaya gönderileceğiz. Duyduk duymadık demeyin. İnanamıyorum. Çoker, sen ne dediğinin farkında mısın? Öyle şey olur mu? Olur. Olmaz. Bakın, elimde Periler Konseyi'nden çıkan karar var. Ama nasıl olur? Masraflar çok ağır olduğu için oyuncaklar ülkesini kapatmaya karar vermişler. Ne yapacağız şimdi? Hoppala. İyi de burası dükkan değil ki kapansın. Koskoca oyuncaklar ülkesi. Doğru söylüyor. Öyle saçma şey olur mu hiç? İster inanın, ister inanmayın. Ama
hepimiz dünyada yaşayacağız. Bu harika. Şoker, artık şu çizgi film işiyle de rahatça ilgilenebiliriz değil mi? İyi de biz burayı seviyoruz. Dünyada yaşamak istemiyoruz. En iyisi gidip Kulina'yla evet. konuşalım. O bizi bu konuda aydınlatır. Evet, haklısın. Evet, evet. Hadi gidelim. Çok hadi güzel. Yürü. Yaşasın. Hadi çocuklar. Dünyada yaşayacağız. Kulina! Kulina! Olanları duydun mu Kulina? Bu nasıl olur Kulina? Kulina! Ben dünyada yaşayacağım için çok seviniyorum. Oyuncaklar ülkesi kapanıyor mu? Harika! Kulina nasıl olur? Biz nereye gideceğiz? Biz başka yerde nasıl yaşayacağız Kulina? Ne yapacağız ama haksız. Ne olur bize yardım et Kulina! Biz nereye gideceğiz Kulina? Evet Kulina nasıl olur? Biz nereye gideceğiz Kulina? Aa bir dakika durun. Aa dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Susun bir saniye. Aa Piero anlat bakayım bana neler oluyor? Oyuncaklar ülkesi kapatılacakmış öyle mi? Hepimiz dünyada yaşayacakmışız. Öyle şey olur mu hiç? Nereden çıktı bu? Bize Şoker söyledi. Evet. Periler Konseyi tarafından imzalanmış bir de kağıt gösterdi bize. Evet. Aa! Şoker? Doğru Kulina. Oyuncaklar ülkesi tasfiye ediliyor. Yani boşaltılıyor. Böyle saçma bir şey asla duymadım. Oyuncaklar ülkesi hep vardı ve hep var olacaktır. Periler Konseyi'nin böyle bir karar almasına asla imkan yok. Dünyadaki işlerini bırakıp biraz buraya zaman ayırsaydın, Periler Konseyi'nin aldığı bu kararı bilirdin Kulina. Siz burada bekleyin sevgili oyuncaklarım. Tamam Kulina. Ben hemen Periler Konseyi'ne gidiyorum. Bu işin aslını öğreneceğim. Tamam. Hadi. Siz de gidin de toparlanın artık. Yolumuz uzun. Daha dünyaya taşınacağız. Kolay mı canım? Yaşasın. Dünyaya gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Görürsün. Hadi hadi hazırlanın. Hadi söylesene Kulina. Hadi söyle lütfen. Hadi ama. Lütfen hadi söyle. Hadi lütfen. Bir dakika. Bir dakika sevgili oyuncaklarım. Size dediğim gibi kesinlikle böyle bir şey yok. Periler Konseyi ile görüştüm. Bu tamamıyla asılsız bir haber. Şoker hepimizi kandırmış ya. İşte bile. Periler Konseyi'nin en yaşlı insanı verdi bana bu kağıdı. Kendisi bulamış olmalı. Şoker. Ne yani? Bir yanlışlık olduysa suç benim mi oldu şimdi? Pekala sevgili oyuncaklar. Artık içiniz rahat etsin. Dağılabilirsiniz. Oyuncaklar ülkesinden hiçbir yere gitmiyoruz. Olamaz. Ben gitmek istiyorum ama. Şu Şoker amma da yalancı ha. yalancı Şoker. Şoker. Evet yalancı. Kandırdın beni de. Şoker titre ve kendine gel. Yeter artık. Yeter. Yeter. Yeter artık. Yeter. Yeter. Daha eğlenceli başlıyor. Titredim ve kendime geldim.